ve sözü Tankut Turnoğlu'na bırakacağız. Evet herkesin bir hikayesi olduğu gibi her girişimin, her başarının, her yolculuğun ve her liderin de bir hikayesi var. Ve şimdi sözü kendi hikayesimizi keşfetmemizi sağlayacak hazinen hikayen, hikayen hazinen başlıklı konuşmasını gerçekleştirmek üzere PNG Türkiye Kafkaslar ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tankut Turnoğlu'na bırakıyoruz. Değerli dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün hazinen hikayen oturumunda kendi hikayemden, beni bulunduğum noktaya taşıyan başlıklardan ve bugün PNC olarak neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Bu nedenle konuşmama biraz da geriden başlamak isterim. Samsun'da doğdum. Babam diş hekimi, annem ev hanımı, bir kız kardeşim var öğretmen. Üniversiteye kadar Samsun'da eğitim aldım. Bu nedenle Samsun benim için e, hakikaten çok sıcak bir aile, mutluluk, e, dostluk yuvası. İlkokulda babamın en iyi okul, eve en yakın okuldur felsefesiyle hemen evimizin karşısındaki okulda başladım. E, bu arada e, sıradan bir okuldu diyebilirim. E, ama yani şunu rahatlıkla da söyleyebilirim ki ilk özgüvenimi de Herhalde o okulda, bu sıradan okulda edindim. Arkadaşlarımla olan ilişkilerimde kendime saygıyı, onlara saygıyı, öz saygıyı orada öğrettim. Yani hayatımın hakikaten çok büyük bir bölümü diyebilirim o an için geçirdiğim. Samsun benim için çok şey ifade ediyor. Aynı şekilde ilk kahramanlarım da ailem, annem ve babam annem benim için sakin ve güçlü kahramanım. Bugün edindiğim yardımseverlik, iyi niyetli olmak, karşılıklı güven, özgüven, öz saygı gibi becerilerimi ondan öğrendiğimi rahatlıkla ifade edebilirim. Beni her zaman cesaretlendirdi. Yani benim bazen acaba ben bunu yapabilir miyim dediğim alanlarda bile oğlum sen yaparsın dedi. Yani bu cesareti, karşılıksız cesareti, güveni ben de boşa çıkarmamak için Hakikaten her daim çalıştım. Kariyerimde bunun da çok katkısını gördüm. Şimdi bu kültürü de kendi çalışanlarıma yansıtmaya özen gösteriyorum. Çalışanlarıma önden güvenmeyin onların başarısı için çok önemli aslında bir ön faktör olduğunu da e, hep yaşadım. E, yani buradaki bakış açım benim genelde e, bir bakayım acaba güvenebilir miyim değil önden o güveni verip daha sonra o güvenin karşısında tabii o e, başarılı olma imkanını da Çalışanlarımın arttırmak oluyor. Burada hakikaten annemden öğrendim bir taktiği uyguluyorum diyebilirim. Babam diş hekimi. İlerleyen yaşına rağmen bugün 86 yaşında mesleğine devam ediyor. Pandemi döneminde de devam etti. Yani bir iki ay onu oturtabildik. Ama Haziran başından itibaren bugün işte Mart oldu. 9 aydır devam ediyor. Neyse ki son bir ay önce iki aşında tamamladı. Şu anda biraz daha rahatız. Ama yani işini ilk günkü tutku ve sevgisiyle yapıyor. E, buna da hakikaten imreniyorum. Onun bu çalışkanlığı, azmi, yani iyi bir geleceğe sahip olmak için istikrarlı bir biçimde üretmenin ne kadar önemli olduğunu bana gösterdi. Bu üretime de e, hala devam ediyor. E, gücü yettiği e, sürece de devam edeceğine de eminim. Hakikaten benim için o da başka bir ilham veren kahraman bugüne kadar hala. Kız kardeşim ise benim hayattaki ilk mentorum. Yani bir abi kız kardeş ilişkisi içinde yıllarımız geçti. Ve bugün de hala tabii çok çok yakınız. Bu kahramanlardan bugüne kadar inanılmaz şey öğrendim. Üniversiteye kadar yaşamımı da çok biçimlendirdiler diyebilirim. E Eğitim alırken sosyal aktivitelerden de geri kalmamaya çalıştım. E, bu hakikaten e, biraz yine de babamın e, da de desteklemesiyle oldu. Yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani derslerimden hiçbir zaman spor olan, spora olan ki bugüne kadar olan e, aşkım o zamanlarda başladı. Derslerimden e, spora ayırdığım vaktimin derslerimi hiçbir zaman negatif etkilemeyeceği Konusunda da cesaretlendirmeyi yine babamdan aldım. Basketbol oynadım. O zaman için Samsun DSE'yi A takımına kadar yükseldim. Karadeniz'in en iyi takımıydı. Anadolu kupalarında da mücadele ederdik. Yine okul takımındaydım. Okul takımımız da Karadeniz'de dereceler alabilen bir takımdı. Samsun Anadolu Sesi. Daha sonra da iş hayatına atılınca fark ettim ki... ...hakikaten bir takım sporuyla uğraşmak... ...inanılmaz derecede faydalı iş hayatında... Çünkü yöneticilik de bir takım kurmayı gerektiriyor. O takımı devamlı sahaya en iyi performansını vermek için sürmeye benziyor ve herkesi en güçlü olduğu alanda, en faydalı olduğu alanda değerlendirmeyi e, sağlıyor. Yani basketbolun bana aşıladığı bu takım yaratma fikri, oyun kurmak, strateji belirlemek, ekip arkadaşlarınızı oyunu belli bir disiplin ve dengede tutmak. Ve tüm bu süreci yönetmeyi becermek ve bazen de başarısızlıklardan da e, hızlı bir şekilde zıplayıp tekrar e, yola koyulmak bana iş hayatımda çok şey kazandırdı. Hele bugünkü Türkiye'nin iş hayatı koşulları e, gerçekten e, bir spor mentalitesi bir sporcu için e, çok e, uygun diyebilirim. Sporun insan hayatına kattıklarını yaşamış bir yönetici olarak sporun bu iyileştirici gücünün de toplumun geneline yaymak için e, PNG olarak da iyilikle güçlenme mottomuz dahilinde sporun birçok branşına önemli yatırımlar yapıyoruz, sporcuları destekliyoruz. Yani benim e, sporla genç yaşlardan itibaren tanışmam, haşır neşir olmam. E, bugün de bunu iş hayatında aslında iş hayatının merkezine de koyma konusunda ...beni cesaretlendirdi ve işimize dönüşü de... ...her zaman çok çok güçlü oldu... ...markalarımıza. E, de bir olimpiyatın dünyadaki... ...en büyük sponsorlarından biri. E, gerçekten... E, ...bu alanın altını... önemli çizmek istiyorum. Spor yapan... E, ...çocukların, gençlerin... ...hayatta da başarılı olma konusunda... ...çok önemli bir adım attığını... E, ...söyleyebilirim. Ki Olimpik Anneler Projemiz... 2013'ten beri devam eden... Tam da bunu yapmaya çalışıyor PNC olarak. Evet, yeniden üniversite yıllarıma dönmek gerekirse ben 1985 yılında ailemden ayrılıp ilk defa İstanbul'a, Boğaziçi Üniversitesi'ne e, okumaya geldim. Yurtta kalıyorduk. E, yani Boğaziçi Üniversitesi biraz da yanlış bazen adlandırılıyor. Elitist bir okul diye. E, tamamen yanlış. Aslında Boğaziçi Üniversitesi e, Türkiye'nin, Anadolu'nun Potansiyeli yüksek çocuklarını en ucuz maliyetle dönüştüren, geliştiren, onları dünya çapında rekabet etmeye hazırlayan, dünyaya öncelik eden projeleri bazen yaratmaya ilham veren bir eğitim yuvası. Ben de daha mezun olmadan aslında ilk işimi yine Boğaziçi Üniversitesi'nde kurdum. Boğaziçi Üniversitesi'nde ikinci sınıftan itibaren her e, tatil döneminde tur düzenleyenlerden e, biri oldum. E, hatta Boğaziçi'ndeki ilk yurt dışı kayak gezisinde ben ve ortağım düzenledi diyebilirim. 1988'di galiba ya da 87. E, Çavuşeski'nin Romanya'sına çok maceralı bir kayak e, tatilimiz oldu. 30-35 kişilik e, bir grubumuzla. Tabi ticari olarak da başarılı olduğunda e, söylemem lazım. Yani burada bir e, girişimciliğin, insanlara bir şeyi tanıtmanın, e, onların faydasına olacak bir şeyi onların da e, kullanımına açmanın, bir işi yönetmenin nasıl olduğunda deneyimlemiş oldum. Bunun içinde başarısızlıklar da var. Bir sonraki sene Romanya turumuz başarısız oldu ama orada da kimseyi mağdur etmeden başka bir turla birleştirerek onların da tekrar gitmesini e, sağlayabildim. Bu tür işler öğrenciliğim boyunca devam ettim. Kongrelerde çalıştım. Ee, yani iş hayatının disiplini, kar-zarar kavramı ile ilgili deneyimlerimi hep bu süreçte oluştu. Yani üniversite boyunca da e, ki bu, çoğu Boğaziçi'nin bu geçerlidir e, o imkanlar var. E, yani hem çalıştım hem kazandım diyebilirim. Yani belki Amerika'da çok normal olan bir şey o dönemde e, sadece Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde vardı. Yani ona imkan sağlayan bir kampüs hayatı vardı. E, yani. Gerçek anlamda Boğaziçi Üniversitesi'nin de yani benim bugünkü hikayemde çok önemli olduğunu, beni ciddi bir e, dönüşüme tabi tuttuğunu, e, girişimci yanımı ortaya çıkardığını, e, pazarlama ola sevgimi e, beslediğini, uygulat uygulama konusunda da pratiğimi geliştirdiğini söyleyebilirim. Yani hakikaten e, tavsiyem de şu, en önemlisi e, hayatta neyi sevip neyi sevmediğimi, neyi yapıp neyi yapmadığımı anlamak için ...yeteneğimin olup olmadığını anlamak için... ...denenmesi lazım. Bunu deneyerek, yaparak görmek... ...üniversite döneminde gerçekten... ...inanılmaz önemli, başarılı bir... ...mutlu bir kariyer için. Üniversiteden mezun olduktan sonra... ...aklımda e, global bir şirkette... ...çalışmak var, vardı. 80'li 89'da mezun oldum. Tabii global şirketlerin... E, ...Türkiye'ye... E, ...gelmeye başladığı bir dönemdi. Turgut Özal dönemi... E, ama ilk olarak yurt dışı e, da bir deneyim yapma gibi bir amacım da vardı. Yurt dışında master yapmaya karar verdim. E, ve cebimdeki parayla, bu arada bir serçe arabam vardı. O arabamı satıp e, bir üniversiteye gitmem gerekiyordu. Yani isim yapmış özel üniversitelere gitmeme imkanım yoktu. Ama özellikle Boston'da, e, yani Boston'daki e, bir sürü üniversitenin, Harvard'ın, MIT'nin olduğu ortamda da olmak istiyordum. E, Boston'daki tek devlet üniversitesi olan Massachusetts Devlet Üniversitesi'ne, UMass Boston'a e, pazarlama alanında MBA için gittim. İlk dönem parası ile cebim e, cebimde yola çıktım. Ama şansıma beni hemen orada e, asistan olarak e, aslında seçtiler. İlk dönem parası da cebime kaldı. E, yani ilk dönemden son döneme kadar e, bursla orada okuyabildim. Ee, hatta orada da e, çalıştım orada da e, üniversitenin e, fotokopiçisinde çalışıyordum yani bu iki sene orada sabırla çalıştım ee, orada da şunu öğrendim yani işin iyisi kötüsü yoktur fotokopide çalışabilirsiniz ama şöyle bir avantajı oldu bana bütün üniversitedeki kampüsteki bütün öğretmenler bütün hocalar o fotokopicide geliyordu yani tabi şu anki kadar dijital bir ortam olmadığı için fotokopi çok önemli. Sınavların e, sorularının çoğaltılması, yanıtları konusunda yani çok hızlı bir servis verilmesi gerekiyordu. Hepsiyle çok iyi ilişkim oldu. E, asistanlığımı da bir yandan devam ediyordum. Yani okulda tanınan e, bir sima oldum fotokopi. Hatta o da terfi ettim. İki sene sonunda bu sefer Senior Copy Operator olarak da bütün o e, operasyonu da yönettim. Oldukça da büyük makineler vardı. Ee, yani o da hem harçlığımı çıkarmama hem de e, yine bu sefer yurt dışında değişik bir çalışma deneyimi edinmeme e, faydalı oldu. Hala aslında ben bunu anlattığımda yani iki sene fotokopiçte nasıl çalıştım insanlar şaşırıyor ama yani inanılmaz zevkli bir dönemdi. İş hayatında disiplini de orada öğrendim diyebilirim. E, oradaki e, deneyimi de altını çizmek isterim. 91'de ülkeme geri döndüm. Ee, burada tabii PNC'ye başvurduğumda PNC'nin soruları arasında hep aslında akademik değil de akademik dışı ne yaptın? ne tip deneyimler yaptın soruluyor. Ee, bu yaptığım üniversitedeki tur gezileri, e, işte yurt dışında e, Amerika'dayken yaptığım bu fotokopici çalışmaları çok ilgi çekti. Yani hikayemi aslında hazinem hikayemin altını dolduran e, hazineler oldu. ve Benim de e, bugün 30 yıla giren P&G kariyerim başlamış oldu. Aslında e, Eczacıbaşı P&G ortaklığında başladım ben. Yani bir joint venture'da. İlk işimde İPANA marka müdür yardımcısı olarak işe başladım. Eczacıbaşı'nın uzun yıllara dayanan iş geleneği, deneyimlerinin zenginliği, kültürüyle P&G'nin global pazarlama eğitiminin harmanlandığı çok eğitici, öğretici bir başlangıç oldu. E, bugüne kadar küçük büyük demeden farklı markalarda Farklı pozisyonlarda görev aldım ee, ve şunu da söylemek isterim hakikaten yani küçük marka büyük marka yoktur. Sizin o markayı nasıl baktığınız o markadan nasıl değer yaratacağınız önemlidir. Bunu da hep e, buradaki yine katılan yeni pazarlama arkadaşlarıma, marka yöneten arkadaşlarıma hep anlatıyorum. Ee, daha sonra artık Türkiye pazarıyla sınırlı kalmak istemiyordum. Buradaki deneyimi başka yerlere almak istiyordum. Tabii Türk arkadaşlarım gibi ben de PNG'nin batıdaki organizasyonlarına, Avrupa'ya, e, belki Amerika'ya, en olmadıydı Doğu Avrupa'ya e, gitmeyi arzu ediyordum. Ama şirket bana hiç beklemediğim bir yerde Orta Asya, Taşkent, Özbekistan'da bir iş teklif etti 1998'de. Yani ilk anda şunu düşündüm, acaba arkadaşlarım e, işte Avrupa'ya, Brüksel'e, Brüksel'de Avrupa merkezimiz vardı, oraya giderken bana böyle bir teklif, yani acaba ben şirkette başarısız mı görünüyorum? Bir yerlerde yanlış mı yaptım diye düşündüm. Yani bunu biraz değerlendirmem, içselleştirmem biraz vakit aldı. Ama bir terfiyle de gidiyordum. Peki dedim ve gittim. Yani bir maceraya atıldım. Ama o sayede hiç tahmin etmedim. Kazanımlar edindim. Aslında şöyle bir şey de oldu. İlk başta giderken o terfim de elimden alındı. Çünkü globalde e, pazarlama müdürlüğü pozisyonu PNG kaldırdı. Yani ben pazarlama müdürü olarak gidecekken bir anda tekrar marka müdürlüğü olarak gitme durumunda kaldım. E, yani ben batıya terfi alarak gitmek hayalim varken Orta Asya, Taşkente terfi almadan e, gitme durumunda kaldım. Yani herkes batıya giderken ben Doğuya giderek tersine yol almış gibi oldum. Üstüne 98'de 3 ay içinde bölge çok ciddi bir devalüasyon. Rusya'daki krizin etkisiyle, Rusya'daki %400 devalüasyon etkisiyle çok ciddi bir iş krizine girdi. Bana orada dönmem teklif edildi. Ama dedim ben kalacağım. Ve İstanbul'a dönersem evet işim hazırdı Ama bu macera içine attım. Bu maceranın sonuna kadar... Gitmek istedim ve dönmedim. Ve farklı ve zor bir yolda da değer yaratacağıma inandım. E, çünkü başarıyı da getiren bana bu oldu. Çünkü sizin farklılaşmanız, farklı bir yolu seçmeniz sizi başarıya yaklaştırır. Kimsenin yapmadığını yapmaya cesaret edebilirseniz er geç mükafatınızı da alırsınız. Buradan da öğrendim ki başınıza gelen her kötü şeyi iyimserlikle karşılamanıza lazım. Yani orada da değer yaratmaya odaklanıp pozitif düşünerek pozitif hareket etmek krizi aşmanızda etkili oluyor. Bahane üretmektense azimle çalışmayı tercih ettim. Bugün bile bu deneyimi zaman zaman kendime hatırlatıyorum. Kendimin de hatırlamaya ihtiyacı olabildiği dönemler oluyor iş hayatında. Ve ne oldu? Böylelikle iki yıl önce alacağım terfinin de üstüne bir terfi almayı Kısa sürede başardım. Pazarlama direktörü oldum hem de aynı zamanda bölgenin direktörü oldum. 10 ülkeden sorumlu 120 kişilik bir organizasyonu 33 gibi çok genç bir yaşta yönetmeye başladım. Yani şu anda da bana bağlı olan Orta Asya ve Kafkasya organizasyonu o dönem bir fiil yerinde. ilk önce Özbekistan'da sonra Kazakistan'da yönettim çok genç bir yaşta. Kariyerimdeki en büyük şansım da aslında işin nehli değişik güçlü yanları olan yöneticilerim oldu. Hepsi birbirinden değerliydi. Tabii hiç kimse e, mükemmel değil. O nedenle şu ana kadar olan 17 yönetiminden hepsinden iyi bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Tabii ki eksiklikleri var. Eksiklikleri görmemeye ama onların bana katacağı pozitiflere odaklanmaya çalıştım. Onların deneyimlerinden faydalanmak, fırsatları kaçırmadan değerlendirmeye çalışmak bana çok şey kattı. Özellikle dört ayrı ülkede zorluk derecesi oldukça yüksek görevleri başarıyla yürütürken bana en büyük katkıyı başarısızlıklarımdan öğrendiklerim sağladı. Başarısızlıktan korkmak yerine bundan ders, çalış ders çıkarıp eksiklerinizi tamamlamanız, kendinizi gelişip dönüştürmeniz gerçekten de başarının kapısını da aralıyor. Tüm bu tecrübeler benim liderliğe giden yolculuğumda çok önemli kilometre taşlarım oldu. Fakat bunlara ek önemli bir başlık daha var. O da dönüşüme ayak uydurabilmek. Buradan iş yaşamımda liderliğe gelmek istiyorum. Çünkü günümüzde tüm dünyada sosyal ve siyasi dönüşümler yaşanırken, iş dünyasının içinde bulunduğu koşullar da hızla değişiyor. Gelişen teknolojilerin Endüstri 4.0 döneminin kapılarını açtığı bu dönemde pazarın, müşterilerin, paydaşların yapıları değişiyor. İş yapma şekilleri dönüşüyor, alt üst oluyor. Buna Covid 19'un bize dayattığı koşulları da ekleyebiliriz. Klasik liderlik anlayışı da geçerliğini yitiriyor. Dolayısıyla iyi bir liderin sahip olması gereken özelliklere bu gözle de bakmamız gerekiyor. Yani dönüşümsel liderlik günümüzdeki liderliğin, liderlerin lider olarak kalabilmesinin de en büyük anahtarı. Ben 30 yıllık e, deneyimde e, İlk günkü gibi hep taze kalmaya, ilk günkü gibi öğrenmeye çok önem verdim. Öğrenmeye çalışıyorum, hala da çalışıyorum. Bu bir yerde bu dönüşme de ayak uydurmak anlamına geliyor. Dönüşme ayak uydurabilenler başarılı olmaya devam edecekler. Olamayanlar da ister istemez başarısızlıkla karşılaşacaklar. Benim bu konuda çok kısa bir 10 tane prensibim var. Onları e, üzerinden geçerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. İlk olarak go to gamba yani bir işte başarılı olmak istiyorsanız o işin mutfağına girin, değerin yaratıldığı yeri görün yani masa başından iş yönetmek e, bugünün dünyasında başarıyı getirmiyor. İkincisi karşınızdaki insanı dinleyin ve onunla diyalog kurun. En kötü zamanda bile diyalogu esirgemeyin ve çok iyi bir dinleyici olun. Üçüncüsü korkmayın. Paradigmaları değiştirin ee, ve burada en önemli olan şeylerden biri de e, cesur olmak e, ve saat yapan bir lider olmak. Yani e, siz gittikten sonra da çalışabilecek bir sistem kurmak. Liderler buna odaklanırsa hem kendileri rahat eder, hem organizasyonları rahat eder, hem de kendilerinden sonra da işletmeleri e, başarılı olmaya devam eder. Kazanmak için tutkulu olmak. Çok önemli. Kazanma tutkusu o böyle midede yanan bir ateş gibi düşünelim onu. O ateşin hiç sönmemesi lazım. Tabii ki asla pes etmemek ee, çok önemli. Yedinci sırada birbirine biraz ters bir kavram var. Paranoyak iyimserlik. O da bütün her türlü kötü senaryo hazır olun ki buradan gelen bir iyimserlikle işinizi yönetebilin. Yani pozitifliği kaybetmeden değişik ve kötü senaryolara önceden Hazır olmak ki bu senaryolarla karşılaştığınızda tekrar kendinizi iyi hissettirecek bir çözüme sahip olmak bu size bir iyimserlik verecektir. Ee, evet cesur olun dedik, cesur adımlar atın ama bu sırada sade olmaktan da ödün vermeyin. İş hayatında sade olmak, fikirleri sadelikle anlatabilmek çok önemli, işi basitleştirmek çok önemli. Son olarak da dengeli olun, iş ve hayat yaşamınız. Daki denge, aile dengesi, arkadaş dengesi gerçekten önemli. dönemdenen bunlar bozulabilir ama bunu bir kontinuum içinde dengeli götürmek e, dönüşümsel bir liderin başarısına en önemli e, katkıyı yapacak e, ögelerden. Evet, e, ben e, konuşmamı burada sonlandırmak istiyorum. E, tekrar hayatımdaki kahramanlara Teşekkür etmek istiyorum. Tabii en son dengeyle bitirdim. Bu dengeyi de sağlamama en büyük katkısı olan sevgili eşimi de e, burada e, altını çizmek istiyorum. Eşim ve üç çocuğum, benim ailem, e, benim aslında en büyük hazinem. Bu hazinem hikayemin de e, bu e, ailemin bana kattığı, e, başarılarımın arkasında olduğu e, sözüyle de bitirmek istiyorum. Onlar benim süper kahramanlarım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.